Merhaba arkadaşlar, Alfa Kripto kanalına hoş geldiniz. Price Action ders videoları serisi devam ediyor. Bu videoda Ethereum USDT Perp grafiğinin analizini, değerlendirmesini yapacağım. Price Action yapı ve konseptlerini kullanarak, yatırım tavsiyesi değildir bu analiz. Sadece şu ana kadar öğrendiğimiz Price Action yapılarının konseptlerinin pratiğini yapmak amacıyla eğitim amaçlı bir değerlendirme ve analiz olacaktır. Dedikten sonra hemen analizimize geçebiliriz. İlk önce kurumsal seviyelere bakalım. Kurumsal seviyelerde nerelerdeymişiz? Arkadaşlar günlük kurumsal range. Günlük kurumsal range'imizde görüyorsunuz. Nereden tepki yiyor? Average price'tan, ortalama fiyattan, günün ortalama fiyatından tepki yiyor. Altında kalmış. Şu anda da average price'ın altında kalması yetmemiş. Range low'un, kurumsal range'in, günlük kurumsal range'inde altına sarkmış arkadaşlar. Bu açıdan zaten olumsuz görüntü arkadaşlar. Şimdi maviyle olan günlük demiştim. Bir de haftalığı açalım. Haftalıkta neredeymişiz? Haftalıkta arkadaşlar, haftalıkta şöyle büyütelim. Haftalıkta da arkadaşlar yine range low'a yakınız. Haftalık range'imiz yeşil olan. Hem gördüğünüz üzere haftalık ortalama fiyatın altındayız. O yüzden düşüş eğilimli trend. Hem de arkadaşlar range low'a yakınız. Bakalım range low'un likiditesini alıp mı dönecek yoksa dönmeyecek mi? Bakacağız. Ama şu anda range low'a yakınız. Hatta bir iki kere de range low'u destek olarak, hatta üç kere range low'u destek olarak kullanmış arkadaşlar. Şurada bakın. Birinci destek olarak kullanışı, ikinci destek olarak kullanışı, üçüncü destek olarak kullanışı, dördüncü destek olarak kullanışı. Kurumsal seviyeleri anlatırken zaten bunları söylemiştim. Bunlar destek direnç gibi çalışırlar demiştim. Burayı dört kere dememiş. Bir daha gelirse ne yapacak bakacağız ama zaten bu hafta son buldu. Yeni hafta açılışı olacak gece 3 itibariyle. Bakalım durumlar neyi gösterecek ama şu anki haliyle zaten haftalıkta da average price'ın altında kalmasıyla beraber düşüş eğilimindeydi. Düşüşte olduğunu kurumsal seviye değerlendirmesine göre, kurumsal haftalık range değerlendirmesine göre de aynı günlükte olduğu gibi düşüşte olduğunu görmüştük. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunu hiç anlatmadım. Bu uzun bir konu ama range'lerin, bakın burada bir inside range var. Range'ler aşağı doğru basamaklanıyor falan. Bunların bazı kuralları var arkadaşlar. Bunlar benim bana ait tabii bu kuralları ben oluşturmadım. Ama bana ait kompleks range dediğim bir indikatörde ve başka bir yine fiyat ve hacim bazlı indikatörde kullandığım stratejiler bunlar benim arkadaşlar. Range'lerin inside oluşu, outside oluşu, sıralanma şekli vesaire, bunlar önemli mevzular. Ancak burada tabii o mevzulara girmeyeceğim, derin mevzular. Ama bir gün fırsat olursa onları da, uzun mevzular, YouTube'da yayınlamak isterim. Çok da benim faydasını gördüğüm mevzular. Şu yapı önemli mesela. Daha sonra oralara gelirsek değiniriz. Dedikten sonra devam edelim. Aylık range'e de bakalım. Aylık range'i de açalım bakalım. Şöyle 4 saate günlüğe alalım. Hatta şu günlük range'imizi kapatalım. Kafa karışmasın. Günlük olunca da haftalık hiç gözükmedi. Bakacak olursanız arkadaşlar, average price, bakın bu hafta aylık average price da, o aylık ortalama fiyatla haftalık ortalama fiyat çakışmış Ethereum'da. Dikkatle bakacak olursanız yeşil ile turuncu üst üste gelmişler ve hem aylığın altında kalıyor hem haftalığın average price'ın, ortalama fiyatının altında kalıyor range'ini. O da düşüş emaresi arkadaşlar. Kurumsal range'i değerlendirdiğimizde, haftalık ve aylık kurumsal range'i değerlendirdiğimizde üstüne çıkmadığı sürece bir düşüş trendinden bahsedebiliriz ki şu anda da range low'u, haftalık range'in altını süpürmek üzere, range low'u süpürmek üzere. Aşağıda da görüyorsunuz aylık range low var. Acaba oraya inecek mi? Bakacağız, göreceğiz ilerleyen günlerde. Evet,
Kurumsal range'lere baktığımızda böyleydi arkadaşlar. Kurumsal seviyelerde oluşturduğumuz range'lere baktığımızda böyleydi. Bir de şu açılış fiyatlarına bakacak olursak arkadaşlar. Günlük açılış fiyatının altındayız. Aylık açılış fiyatının altındayız. Ben her zaman en düşük olanı dikkate alırım demiştim. Aylık açılış fiyatının altında kalmasıyla beraber ilk başta burada bir aylık açılış fiyatının üstünde kalıp bir likidite temizliği yapıyor diyebilirim ben size. Sonrasında düşüş gerçekleşiyor. Bakın, günlük açılış fiyatının bugün altında, daha önceki günlere de bakabiliriz istiyorsanız da. Neyse, ona sonra bakalım, video fazla uzamasın. Daha önceki günlerde de muhtemelen açılış fiyatının altındaydı. Şu anda hem aylığın hem günlüğün altında. Günlüğün altında kaldığı sürece zaten benim için düşüş. Haftalık açılış fiyatının da altına inmeye çalışıyor. İşler pek iyi gözükmüyor arkadaşlar. Bakalım yeni hafta açılış olması itibariyle gece saat 3'ün neler olacak, neler değişecek göreceğiz. O yüzden şu anda günlük açılışa ve haftalık açılışa çok yakın olduğumuz için saat olarak şu anda saat 23.41. 3-4 saat sonra görüntü değişecek. Günlük açılış fiyatı ve haftalık açılış fiyatı değişecek. Bakalım bundan sonra değerlendirmekte fayda var açılış fiyatlarına göre. Dedikten sonra şimdi grafik analizine geçelim. Kurumsal seviyeler özetle düşüş diyor. Zaten ben de BTC analizinde piyasanın genel bir düşüş eğiliminde olduğunu söylemiştim. Hemen 2 gün önce yaptığımız BTC analizinde. Hemen şuradan başlayalım arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Likidite alanlarını tespit ediyoruz tabii ki hızlıca günlük grafikte. Arkadaşlar grafiği çok doldurmanıza gerek yok. Çalışacağınız yakın alanları belirleyin. İlk başta yakın alanları belirleyin. Yani bir anda çıkmıyorlar oralara buralara. Yani altcoin'ler gibi değiller bunlar. Ki altcoin'ler de artık özellikle kaldıraçlarda olanlar öyle bir anda çıkıp hareket etmiyorlar. Düzgün hareketler ediyorlar. Abuk sabuk bir coin değilse. Hemen bakın likidite alanlarını hızlıca işaretledim. Yukarıda bayağı likidite alanı toplanmış. Aşağıya bakalım. Aşağıda şurada bir ikizde alanı var. Şurayı da işaretleyebiliriz şimdilik. Bakayım üstünden kaç saat geçmiş. Geçmiş. Buraya da bir ikizde alanı olarak işaretlesek kimse niye işaretledin demez. Şöyle de şimdilik şöyle koyalım. 4 saate falan indiğimizde, pardon, günlük grafikmiş. Bayağı gün geçmiş tabii ki koyacağız. Çünkü 4 saate geçtiğimizde oralar zaten likidite alanı olacak. Buraları işaretledim. Bakın yakın planı işaretledim şu anda. Şimdi şurada hemen dikkatimi ne çekti? Bir imbalans çekti arkadaşlar. İşaretledim. İmbalansı likidite boyutu olarak. Orayı işaretledim. Başka ne dikkatimi çekiyor? Şurada da var ama onu 4 saatlikte bakıp çizeceğim. Şurada da bir imbalans görüyorum. Ama onu 4 saatlik çizmek istiyorum. Şurada bir şey görüyorum ama detayına bakacağım. Sonra geriye bakmak istiyorum. Bu arada şurayı da çizelim. Madem buradaki likidite void çizdik. Şuradaki alanı da çizelim. Hemen üstündeki saplı bölgeyi arz bölgesinde çizelim. Şurada da bir arz bölgesi var ve bu arz bölgesi muhtemelen flip bir bölge diye tahmin ediyorum. Öyle mi? Evet, gerçekten öyle arkadaşlar. Flip bir bölge burası. Daha önce bakın 1, 2 hatta 3 kere tepki vermiş bu bölge. Yani daha öncesinde burası bir talep bölgesi olarak çalışmış. Sonrasında saplı bölgeye dönmüş. Flip olmuş yani. Burayı işaretleyelim. Şöyle bir dursun. Dedikten sonra bir de alta bakalım arkadaşlar. Altta neler var? Arkadaşlar şurada bir equals low olarak değerlendirebileceğim bir nokta var. Benim. Evet. Yakın çünkü birbirine.
Şurada bir tane daha çizelim. Bir tane daha var. Hemen dikkatimi bir order blok çekti. Şurada bir order blok var arkadaşlar. Burada bir market kırılımı gerçekleşmiş. Şurada arkadaşlar bir imbalans var. Order bloğunun üstünde oluşan bir imbalans olduğu için buraya FVG diyebilirim. Fair Value Gap diyebilirim. Evet, orayı çizdim. Şöyle geldim. Evet. Şunu da biraz çektim. Bölgeyi belirledim. Burası olası bir dönüş bölgesi olarak dikkatimi çekiyor. FVG artı OB Dragon Fruit biliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım neler yapacak. Tabii şuradaki likidite de iştah kabartmıyor değil. Dedikten sonra grafiğimiz netleşti. Şimdi 4 saate inelim. Günlük de çizdik. Şuradaki imbalansa bir bakacağım demiştim. Arkadaşlar bakın şurayı biraz önce likidite boşluğu olarak değerlendireceğim. 4 saate göre çizeceğim demiştim. Evet. Boşluk var. Şurada var. Bir bakayım. Likidite void diyelim şimdi oraya. Arkadaşlar şurada ne var? FTR'miz var. FTR bölgemiz var. Bugün anlatmıştım ama yayınladım mı hatırlamıyorum. Belki yayınlamamışımdır. Rally şey drop baz drop var burada. Arz bölgesi arkadaşlar. Arz bölgesi. Sonrasında yukarıda bir takım yapılar var. Şurada bir bobin var ve onaylanmış bir bölge arkadaşlar. Onaylanmış bölge. Bakın çözer çözmez onaylamış bölgeyi. Fiyat çözer çözmez bölgeyi onaylamış. Bir başka supply arz bölgesi. Aynı zamanda order blok işte arkadaşlar. Diyorum ya aynı şey ye denk geliyor. Bakacak olursanız şurada market kırılımına sebebiyet veren hareket şu hareketle gelmiş. Burası aynı zamanda bir order blok oluyor. Evet, bunları çizdim şimdilik arkadaşlar. Şimdi şöyle de bir değerlendirme yapalım. Şurada da bir bölge var. Arkadaşlar şimdi burada saplı bölgeleri işaretliyoruz ya. Fiyat kesin buradan dönecek diye bir kaide yok. Likiditeyi de alıp dönebilir, buradan da dönebilir. Oradaki tercihini biz arkadaşlar fiyat ancak oraya geldiğinde anlayabiliriz. Yani oraya yine söylüyorum ben emir atmayı tercih etmiyorum. Emir atanlara saygı duyuyorum bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Onlarınki yanlış demiyorum. Tamamıyla doğru. Beklediği bir yasının dönüş olduğu yerden işleme giriyor. Ancak ben kendim daha garantici işlemleri almayı sevdiğim için dönüş yapısı dönüşümü görmeyi tercih ediyorum. Evet, şimdi arkadaşlar aslına bakarsanız şurası şuradaki yapı yani bura niye tepki veriyor? Buradaki yapı bir order blok oluşturduğu için tepki veriyor arkadaşlar. Burası bir order blok. Şu yükselişten önceki son düşüş mumu. Burada bir yine rally baz rally durumu var. İnşallah bu videoyu yayınlamışımdır. Gerçekten hatırlamıyorum videoyu yayınladım mı? Şu order blok tepki vermiş. Ama ne kadar tepki verecek bilinmez. Niye burada order blok var? Arkadaşlar bir kere de kırmamış burayı. Bakın bir kere de kırmamış. Gelmiş, beklemiş, böyle kırmış. O yüzden buradaki bu hareketi yapan yer order blok. Niye şurayı almıyorsun diye soranlar olacak. Orayı da alsam hiçbir şey fark etmezdi bu 4 saatlik grafiğe göre. Son düşüş mum bu kadar büyük bir mum ama asıl olay arkadaşlar şurada gerçekleştiği için buradan bakın 8 saatlik falan bir tepki vermiş. Çok da önemli değil. Yani en azından benim açımdan çok önemli değil. Benim şu anda odaklandığım noktalar likidite alanları arkadaşlar. Fiyatı burada çünkü bayağı sıkıştırdılar bu bölgede. Nerenin likiditesini alırsa ve likiditeyi aldıktan sonra net bir mum verirse oradan
işlemimizi artık almamız gerekiyor. BTC'de de bunu söylemiştim zaten arkadaşlar. BTC'de de likidite alanları birikti. Nereye gideceğine henüz karar vermiş gibi, ya karar vermiş demeyeyim, illa kararını vermiştir de nereye gideceği bellidir de biz bilmiyoruz. Ancak biz ona nereden öğreneceğiz? Likiditeyi alıp da bir tarafın likiditesini alıp da diğer tarafa doğru hareket ettiğinde biz bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Evet, şurada da bakın. Ben buraya range'imi çizeceğim. Buraya range'imi çizeceğim, bırakacağım arkadaşlar. Evet, şimdi güzel. Neden güzel? Bu benim deviyasyonlu range'im. Görüyorsunuz benim deviyasyonlu range'im iki tane noktayı işaret ediyor. Biri buradaki bir likidite alanına ve bölgeye denk geliyor arkadaşlar. Diğeri ise buradaki bir arz bölgesine, enguflardan oluşan güçlü bir arz bölgesine denk geliyor ve yukarıda da olası likiditesini alacağı alan var arkadaşlar. Bunlardan birinde tercih edip yukarı çıktığında ben işlem alacağım ya da aşağı indiğinde işlem alacağım. Ters yönlü bir dönüş mumu görmemle beraber arkadaşlar. Birazcık daha aşağı inelim. Neler oluyor? Bakın şurada bir ciddi bir range yapısı var arkadaşlar. 2 saatlikte. Şurası da kendi başına bir range şu anda. Burası bir range. Ne aşağı kırdı, ne yukarı kırdı. Burada yani daha da aşağı inersem daha çok range likidite alanı oluşacak ama ben şu anda 30 dakikalığa inmediğim için göstermek istemiyorum. Buralarda range var. Bir de optimal trade entry'ye bakalım arkadaşlar. O ne alemde? Şuranın optimal trade entry'sini almak istiyorum. OT olarak bakalım. Evet. Arkadaşlar tam yerini almamışız. Şimdi burayı aldığım zaman ya da fibosunu aldığım zaman bunun golden zone'dan döndüğünü görüyorum. İyi bir nokta arkadaşlar. O gün BTC'ye baktığımızda da BTC'de de 2 gün önce Golden Zone'dan bir dönüş görmüştük. Şimdi bu Fibo'ya göre çalışırsa, bunu Fibo'ya çevirecek olursam, algoritmik Fibo'ya, yani bayağı hedefler aşağıda. Bu Fibo şekli, bu Fibo'yu anlattım daha önce biliyorsunuz. Hedefli Fibo, negatif hedefli ya da simetrik Fibo ya da AB eşittir CD Fibosu. Bilenler bilir. Ben bu Fibo'yu spotta kullanıyordum. Çok da ekmeğini yedim. Hala da bu Fibo'yla dikkate alıyorum. İşlem bakıyorum. Hedef koyuyorum kendime. ABCD formasyonunu çalışıyorum. Bu Fibo'nun diğer bir özelliği de trend temelliyle, yani iki Fibo'nun kullanılan yaygın iki Fibo'nun arkadaşlar fib düzeltmesiyle trend temelli Fibo uzatmasının birleştirilmiş bir yapısıdır. Aynı zamanda AB eşittir CD formasyonuna yönelik yapılmış. Yani 3 tane yapının, konseptin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir fibodur. Ben çok severek kullanıyorum. Benim mantığıma tek yatan fibo bu arkadaşlar. Bu arada. Aynı optimal trade entry ile de dönüş yerleri, verdiği yerler aynı. Bu bağlamda arkadaşlar bakacak olursak şuradaki negatif 236 hedefi de benim range deviyasyon noktamla uyumlu gözüküyor aşağıdaki. Bakalım ne olacak? Buraya gelirse şuranın da likiditesini almak isterse ve dönüş verirse ben buradan artık bir long işlem açabilirim. Ha, yine söylüyorum. Yani net bir mum vermesi lazım. Net bir mum vermesi lazım. Fibo gereği gibi çalışırsa 2254 lira kadar, AB eşittir CD yaparsa, yani gereği gibi çalışırken kendinden kasıt bu Fibo gereği gibi çalışırsa, tabii 2 saatlik 4 saatlik grafikteyiz, ne kadar sürede oraya gider bilmiyorum. Şuraya kadar gelebilir, buraya kadar gelebilir falan. Tabii bu fibosal bir yaklaşım, fibosal bir değerlendirme. Likidite alanı olarak baktığımda en yakın likidite alanı burası arkadaşlar. Burayı baz alıyorum şu anda. Burayı ve şurayı baz alıyorum. Bunlardan birinin ya da iki tanesinin likiditesini alıp da dönüş emaresi verirse işlem noktalarım. Veya burada arkadaşlar, burada şuradaki FTR alanımız nereye gitti?
Evet, bu saplı olarak işaretlediğim yer FTR'ydi arkadaşlar. Burada arkadaşlar gelirdi buranın likiditesini alır. Sonra FTR'ye giderse arkadaşlar FTR'den tepki gelmesi halinde oradan short işlem açabilirim. Ama görüntü, kurumsal seviyelerin görüntüsü, işte optimal trade entry de golden zone'dan dönmüş ki golden zone'dan dönüşler kaliteli dönüşlerdir arkadaşlar. Yani burada bir algoritmik hareket var. Burada bir kurumsal satış var. Bakın al, yani botlar satmış. 618'e fiyat gelmiş ve direkt satış başlamış. Fiyat direkt satış yemiş. Burada bizi aşan olaylar var. Yani bizleri aşar derken perakende alım satım yapan, perakende trade yapan traderları aşan bir durum var. 618'de direkt devreye girmiş botlar ve satmaya başlamışlar. Ve bu da diyor ki biz bir organizasyon yaptık. Bu organizasyonun düşüş organizasyonunda düzeltme ayağı burasıydı. Buradan başladık. Dediğim gibi eğer bu çalışırsa Fibo'dan bahsediyorum. Burada price action'dan değil Fibo'dan bahsediyorum. Tabii Fibo da bir price action aracıdır. En önemli araçlarından biridir. Hedef buraları gösteriyor. Ancak ben böyle işte bakın mesela şurada boşluk var. Gerisine bakın. Ha şimdi bakınca net oldu. Bakınca net oldu. Burada bir alan var mesela bir talep bölgesi var. Daha biraz sonra detaya indiğimizde görürüz. İşaretleyelim buraya bir talep bölgesi olarak. Demand bölge olarak breaker blok olarak işaretledim. Allah Allah. Demand bölge olarak işaretledim. Bakın burada bu demand bölgeyle hedefler yani 6 en azından 618 hedefi uyuşuyor. Ve bakın bir bölge daha var burada. Burada daha öncesinde likidasyona alınmış bir range bölge var. O yüzden burası daha önce çalışmış bölge yine tepki verebilir. O yüzden arkadaşlar yine de ben bunu bir demand bölge olarak işaretlemeyeyim ama çünkü bayağı geride kalmış. Bakayım. Ya çok da geride kalmamış. 24 Şubat'taymış. Çok da geride kalmamış arkadaşlar. Evet. Bunu böyle bir tutalım. Şurada evet. Şurada manipülasyon yapılmış. Şurada da manipülasyon bir likidite alma operasyonu var. Buraya da institutional candles diyebiliriz ama şimdilik dursun. Şimdilik sadece likidite alanlarını değerlendirmiş olalım arkadaşlar. Sadece likidite alanlarına bakmış olalım. Bakın haftalığında muhtemelen altına sarktı. Bakacağım haftalık açılış fiyatında altına mı? Evet haftalığın açılış fiyatının altına sarkıyor arkadaşlar. Haftalığın altında kapanış vermesiyle beraber hem haftalığın hem aylığın hem günlüğün altında olacak ama 4 saatlik de haftalığın altında kapanış verdiğinde zaten yeni hafta açılışı olacak. Ondan sonra günlük ve haftalık ne gösteriyor? Bu önemli. Günlük ve haftalık yarın için aynı açılış fiyatını verecek. O yüzden hangisinin üstünde kalırsa ya da altında kalırsa hareket o yönde olacaktır. Tabii bu gün içerisinde ya da hafta içerisinde değişebilir. Bunu kurumsal seviyeleri anlatırken anlatmıştım zaten. Özetle ne bekliyoruz arkadaşlar? Özetle şunu bekliyoruz arkadaşlar. Açıyorum 2 saat, 1 saat. Şurada range var. Şu range'i de bir kaldırayım şimdilik net görebilmeniz açısından. Şurayı da kaldırayım. Şurada bir ciddi bir fiyat sıkışması vardı. Fiyat sıkışması aşağı yönlü harekete dönüştü şu anda. Bakacak olursak arkadaşlar şurada da bir likidite alanı toplandı. Bir likidite alanı var. Aşağıda da var arkadaşlar. Şurada bir equal slow mu deriz, ne deriz bilmiyorum. Neyse oraya hiçbir şey demeyelim. Şimdilik hiçbir şey demeyelim. Gelirse çünkü ben şuranın likiditesi ne alacağını düşünüyorum eğer aşağı doğru gelirse fiyat. Bir saate geçelim. Evet. Şurada da varmış ama onlara hiç girmek istemem. Onların içine de girersek işin içinden çıkamayacağız çünkü. Şimdilik arkadaşlar ben bekliyorum. Ya şuranın likiditesini alsın
Ya buranın likiditesini alsın, bir yerin likiditesini alsın. Ondan sonra net bir dönüşümüyle beraber işleme gireyim diye. Ama likidite almadan ne Ethereum'da ne BTC'de bir işlem almayı düşünmüyorum henüz. Aslına bakarsanız ben Ethereum'da da BTC'de de işlem almıyorum. İşlem almıyorsun, neden anlatıyorsun diyeceksiniz. Çünkü Ethereum ve BTC altcoin'leri etkiliyor, özellikle BTC altcoin'leri etkiliyor. Ethereum da etkiliyor tabii de. O yüzden arkadaşlar, BTC'ye bakıyorum. BTC'ye göre bir yasa oluşturuyorum. Genel bir analizini yapıyorum. Genel bir yön tayini yapıyorum. Altları değerlendirirken bu genel yön tayini ışığında değerlendiriyorum. BTC'de, Ethereum'da benim istediğim yönde, istediğim kadar likidite almadılar henüz. Ve likidite alıp dönüşümü vermediler. Yani kurumsal bir hareket yapmadılar. Kısa vadede, uzun vadede değil, kısa vadeden bahsediyorum. O yüzden ben o yapıyı görmek istiyorum. Ondan sonra hareket etmek istiyorum. Ha, altcoin'lerde trade ediyorum bu arada, etmiyor değilim. Neye göre trade ediyorum? Geçen haftaki analizlerime, değerlendirmelerime göre. Ne dedim ben geçen hafta? Short dedim. BTC için ne dedim? Düşüş yönlü dedim. Kurumsal seviyeler, diğer veriler dedim. İşte aşağıdaki iştah açıcı Equal Slow'lar fiyatın aşağı yönlü hareket etmesi gerektiğini bana düşündürüyor dedim. Bu yüzden de ben short kovalamayı tercih ettim. Altcoin'lerde piyasamı short yönlü tuttum. Henüz piyasamı long yönlü oluşturacak bir şey oluşturmadı. Yükselen bütün coin'lerden short işlem girdim. Mesela Rune, mesela IMAX, ekranda da zaten IMAX var gibi yükselen coinlerden, fiyat yükselen coinlerden short işlem açmayı tercih ettim. Luna gibi bir iki gün önce yüksekti. Bunlardan hep short işlemler açarak kar almayı amaçladım. Neden? Baktığımda, değerlendirdiğimde piyasam hep short'u destekliyordu, BTC'de vesaire. O zaman dedim altlarda da olabildiğince yükselen coinlerden short işlemler aramalıyım. Düşen fiyatı düşük olan coinlerde arkadaşlar short aramayı tercih etmedim. Niye? Zaten düşüş trendinde, düşmeye devam ediyor. Niye? Çünkü ani alış tepkileri olabiliyor arkadaşlar. Bunun yerine yükselen bir coinde, fiyatı yükselmiş bir coinde zaten piyasım, genel piyasa piyasım shortken short aramak, BTC'ye dair piyasım shortken short aramak beni daha rahat ettiriyor. Evet, sanırım anlaşılmıştır. Şurada da bir imbalans var diyeceğim ama yok. Yanlış görmüşüm. Ben likidite alımı bekliyorum. Bu arada bir de BTC'ye bakalım. BTC en son çizdiğim grafik duruyordur sanırım. Evet, hala bakın o gün yaptığımız analiz aynen geçerliliğini koruyor. Aynen geçerliliğini koruyor. Ne yapıyor? BTC, dedim ki BTC Equals Average Price'ı geçemiyor dedim. Şunu normale alalım. Evet. Ne dedim? Orta noktaya Average Price'ı geçemiyor. Geçemediği için de gidemiyor, yükselemiyor. Geçmediği sürece yükselemeyecek demiştim. Nerede kaldı? Altında kaldı. Bakın iğne attı ama neye iğne attı? Neye iğne attı? Boşluğa attı ve geri çekildi. Ve çıkamadı. Aşağıda inemedi, ayrı mevzu, yukarıda çıkamadı. Average price'in üstüne atsa yukarıya gidecekti. Gidemediği için, o seviyenin altında kaldığı için bu yapıya göre düşüş emaresiydi. Bu yapı değişmediği sürece değişmez arkadaşlar. Average price'in üstüne çıkmadığı sürece bir yükseliş emaresi göremeyiz. Average price'in üstü yükseliş, altı düşüştür. Mantalite olarak. Aynı şekilde bakın. BTC fiyat aşağıya düşmeye başlarsa, şurada bir likidite alanı var. Şurada bir, bunu kaç gündür söylüyorum zaten. Burada bir Equals Low daha oluştu. Bakın ne diyorum? Equals Low'lar, Equals High'lar, H-tipler, H-tepeler çok ilgi çekicidir market maker için.
Adam burada biriktirdi de biriktirdi. Ha bu arada şurada çok adamın parası gitti. En tehlikelisi bobinler arkadaşlar. En tehlikelisi budur. Bakın bobinleri görüyor musunuz arka arkaya? Kaç tane bobin mumu var? 1, 2, 3, 4, 5. Sonra bakın bir daha başlıyor. 1, 2, 3, 4 tane daha yapıyor. 9 tane arkadaşlar. Hadi şunu da sayarsak 10 tane. Bu arada arkadaşlar bu 10 tane olayda 10 tane mum da 20 saat yapıyor arkadaşlar. Az çıktı vay gidiyor diye longladılar. Az düştü vay gidiyor aşağı gidiyor diye shortladılar. Hareketi görüyor musunuz? Ne ona bıraktı ne ona. Burada o yüksek kaldıraçlı işlem açanların parası borsanın ve market maker'ın cebine gitti. Arkadaşlar. Şu seviyeleri soran olmuştu arkadaşlar. Bunları ben range'in içerisinde high, low, average price ortalama fiyat dışında bir de high'la average price'ın orta noktası, low'la arkadaşlar, low'la average price'ın orta noktasında yine alıyorum. Çünkü arkadaşlar burada olduğu gibi, bu örnekte olduğu gibi orada bir range gibi hareket ediyor zaman zaman. Bakın şuradaki çizgiye saygı duyuyor şu anda. Burayı da destek olarak kalıyor, kullanıyor. Arkadaşlar şöyle anlatayım size. Şurayı 100 birim kabul ederseniz, yani bir yüksekliği 100 birim kabul ederseniz arkadaşlar, kriptoda fiyat hareket ederken belki diğer piyasalarda da böyledir. AB eşittir CD yapısı çok baskın bir yapı olduğu için arkadaşlar 25 birim 25 birim yani bu 25 birimden kastım ne nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama bir videoyu durdurup bir şeyin üzerinden göstereceğim. 25 birim 25 birim gitme eğiliminde piyasa hareket etme eğiliminde ya da ben öyle görüyorum bilmiyorum. Şimdi biraz sonra size bir indikatör üzerinden onu göstereyim. O eğilimi ben fark ettiğim için hedefleri alırken bu 25 birimleri kullanıyorum arkadaşlar. Yani çeyreğe bölüyorum arkadaşlar. Bir bütünü ikiye bölmek yerine çeyreğe bölüyorum. Dört parçaya bölüyorum. Ve o şekilde değerlendiriyorum. Size de şimdi göstereyim indikatör üzerinden. Arkadaşlar benim 25 birim mantığım şu. Bakın şurada fiyat 25 birimlik. Şu iki kalın mavi çizgi bir birim arkadaşlar. 100 birim diye kabul edebilirsiniz. Pardon, bir birim değil, 100 birim. Kırmızı tam onun ortalama fiyatı, orta bölgesi. Yani şuradan şuraya 50 birim, şuradan şuraya 50 birim oluyor. Bir de arkadaşlar şu mavi çizgiler var. Onlar da arkadaşlar 25 birim, 25 birim, 25 birim, 25 birim. Şimdi ben nasıl değerlendiriyorum işlem alırken? Şöyle değerlendiriyorum. Burası 25 birimse, burası 25 birimse, fiyat yukarıya da aşağı kırarsa 25 birim yukarı gider. 25 birim aşağı gider gibi hedefler almaya çalışıyorum. Yani hedeflerimi alırken 25 birim üzerinden gidiyorum. Ben scalpçı olduğum için. Bakın mesela diyorum ki şurada 25 birimlik bir alan içerisinde fiyat sıkışmış. Şurada göstereyim. 25 birimlik bir alan içine sıkışmış. Bu kırılırsa diyorum 25 birim daha gider. İşlem alıyorum 25 birimden. Veya bu iğne pardon bu öteki çizdiğim için diğer grafikte Binance grafiklerinde çizim yaptığım için burayı kullanmak istedim Bitrex'in grafiğini. Bakın şurada 3 birimlik. Yani 3 birimlikten kastım ne? Her biri 25 birim olduğuna göre 25, 25, 25, 75 birimlik bir hareket var görüyorsunuz. Diyorum ki düşerse 75 birim düşebilir.
Düşmüş mü 75 birim? Düşmüş arkadaşlar. Daha da fazlasına gitmiş. Arkadaşlar ancak 75 birimi tespit etmeme rağmen ben şöyle yapıyorum. Şuraya gider. Şuraya gider. Yani geçtikçe setup ilerliyorum. Hareketlerde. Mesela burada arkadaşlar. Burada. 50 birim var. 50 birim var. 50 birimden sonra yeni hafta oluşmuş arkadaşlar. Yeni hafta oluşmuş. Yeni haftanın oluştuğu yerden çektiğimde bakın. 50 birim düşmüş arkadaşlar. Görüyor musunuz? Arkadaşlar bu benim keşfettiğim olağanüstü bir şey değil. Bu bir AB eşittir CD yapısıdır. AB eşittir CD yapısıdır. Yani bunda bir olağanüstülük sanki benim keşfim buluşum gibi bir şey anlatmıyorum size. Bunda olağanüstü bir yapı yok. Eşit gitme eğilimindedir piyasa. Ben de bu eşit gitme eğilimini kendimce kategorize ettim. Ha, diyeceksiniz ki eşit gitmemiş. Gitmesin önemli değil. Benim için hedef ne? Buradan çıktı burayı kırdı. Kareyi hedefliyorum. 25 birim, 25 birim geçtikçe devam ediyor hedefim. Şurada bakın. Özellikle bu fiyatın sıkıştığı alanlarda. Ne var burada? 25 birim var. Klonladım. İşte bu klonlama işlemini yapmayayım diye bunu yaptım. Ne gitmiş arkadaşlar? 25 birim gitmiş mi? Gitmiş. Şunun üstüne koyacağım ben. Klonun üzerine koyacağım. Gitmiş mi hedefe? Gitmiş arkadaşlar. Şurada altına da geçmiş. İşte nerelerden göstereyim. Şuradan çizelim. Oradan çizmemizin de mantığı yokmuş. Ha, şurada çizelim. Şurada bir fiyat sıkışması var arkadaşlar. Bir de burada ben bununla likiditeleri falan da net görüyorum. Ne gider diyorum. Şuraya kadar gider. Bakın orada durmuş görüyor musunuz? Fiyat oraya kadar gitmiş durmuş. Sonra devam eder ya da etmez. Önemli değil. Ama diyorum ki kırdığı zaman oraya doğru gidecek. Ama yine söylüyorum kırdığı zaman bu eşit boyda gitmek zorunda değil. Her seferinde eşit boyda gitmek zorunda değil. O yüzden her şeyimi hesap ederken, her işlemimi hesap ederken neye göre hesap ediyorum? 25 birime göre hesap ediyorum. Neyse konumuzdan saptık arkadaşlar. Ethereum'u anlatıyordum. Başka yerlere geldik. Hep böyle oluyor zaten. Evet. 4 saatlik grafiğe geçelim. Evet. Arkadaşlar ben bekliyorum şu anda. Beklemedeyim. Beklemeye geçtim. Dediğim gibi düşüş trendi. Değişen hiçbir şey yok. Momentum mumlarına bakın. Büyük mumlar, siyah büyük mumlar çoğunlukta. Onu yenen net bir yapı göremiyorum ben. Net bir yapı göremiyorum. Yani şuradaki evet bir mum oluşmuş ama karşıt momentumu da oluşmuş. Yani diyeceksiniz ki şurada beyaz mum var. Ama karşıt momentum gelmiş tekrar. O mum yenilmiş. O yüzden de o momentumun şu beyaz mumun yaptığı yükselişin momentumunun bir hükmü kalmamış, bitmiş. Ve şuradaki son yapıya baktığınız zaman, şurayı değerlendirdiğiniz zaman, burası arkadaşlar. Bu yapı arkadaşlar bir düşüş trendini gösteriyor hala. Benim size tavsiyem Ethereum'la alakalı bir aksiyon alacaksanız likidite almasını bekleyin. Bir bölgenin likiditesini almasını bekleyin. Ondan sonra aksiyonunuzu alırsınız. Daha önce de söyledim. 4 saatlikler, 2 saatlikler, günlük grafikler, haftalık grafikler bunların likiditesinin alınması geç olur arkadaşlar. Piyasa her zaman bunların likiditesini alamıyor. Bazen aylarca sürüyor, bazen günlerce sürüyor likiditesinin alınması. Ama bunun aksine low time frame'da 5 dakikalık, 15 dakikalık, 30 dakikalık grafiklerde sürekli likidite alınıyor. Bakın. Likiditeyi almış, düşmüş gibi arkadaşlar. O yüzden sürekli likidite alınız için bakın şuranın likiditesini alıyor.
şu bölgenin likiditesini alıyor ve düşüyor. O yüzden arkadaşlar low time frame'lerde likidite daha çok çalışıyormuş gibi gözüküyor. Gerçekten de öyle. Daha çok çalışıyor. Neden? Likiditesini almak daha kolay market maker için. O yüzden de low time frame'lerin likiditesi daha çok alınıyor ama high time frame'lerde oluşan likiditeler o kadar kolay alınmıyor. O yüzden de likidite çalışırken daha çok low time frame'de çalışmanızda fayda var diyorum. Ethereum'la alakalı pratik amaçlı analizimiz de bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Benim gözüme çarpan başlıca yapılar şuradaki order blok noktası, şuradaki order blok, aşağıdaki fair value gap, aşağıdaki likidite alanları, yukarıdaki Phillips supply diamond'dan supply'e dönmüş bölge, yukarıdaki imbalans boşluğu, yukarıdaki likidite alanları. İlk başta yukarıda çok fazla likidite alanı birikmiş gibi geldi ama ilk açtığımda Ethereum grafiğini, aşağıda da bayağı birikmiş alan var. En yakın olarak şuradaki FTR dikkatimi çeken yapılardan biri. FTR'nin biraz altında saplı bir bölge var. Range deviyasyonuna baktık. Fibo çektik. Fibo'yu bir daha çekelim, kalsın burada, sonra sonucuna bakarız. Bu Fibo'nun. Fibo'yu nereye çekmiştik? Ha, Fibo zaten buradaymış. Range'i çekmedik mi? Ona bakalım. Range'i çekmemişiz. Range'ini çekelim bir de. Şuranın. Şu aralığın bir range'ini çizelim. Bakalım doğru mu çizdik? Evet. Evet. Bir an 2 saat diye geçince şaşırdım ama doğru. Range'deyiz. Şöyle onu da darlayalım birazcık. Evet, doğru, range'deyiz. Likidite alanları, devasyon alanları da mantıklı bu range'in. Equacy de çalışıyor bu range'in. O yüzden mantıklı bir range. Arkadaşlar, İlerleyen zamanlarda ne olacak? Şurası FTR yapısı itibariyle kurguya çok müsait. Likidite alanı FTR'nin altında, likidite alanı da oluşmuş. Bakalım ilk önce neresinin likiditesini alırsa, süpürürse, ondan sonra bir reversal bulmayla beraber işlem açılabilir. Hepinize başarılar, bol kazançlar dilerim.